Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Vanoria, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Drakula Bir Aşk Hikayesi, Mehmet Rotası 1. sezon 10. bölümünü hep birlikte oynayacağız. Başlayalım hemen. Geçmiş zamanda yaşadıklarını artık görmezden gelemezsin. Hadi bakalım. Drakula Bir Aşk Hikayesi romanının bu bölümünde bazı okuyucular tarafından kabul edilmeyecek sahneler mevcuttur. Lütfen dikkatle okuyunuz. Peki. Bölüm 10. Kurban. Noe gitti ve bir daha asla şatoya gelmeyecek. Gitti mi? Şimdi gecenin ortasında mı? Evet. Vlad hızlı ve geniş adımlarla yürümeye devam etti. Ona zar zor yetişiyordum. Ama sabah kadar bekleyemez miydi? Çok şiddetli bir sağanak var. Hava karanlık. Dağ yolu tehlikeli. İnan bana, ona bir şey olmaz. Birkaç saniye boyunca bu söylediklerini düşünüp yürüdüm. Ve bir anda içimde muazzam bir öfke dalgasının yükseldiğini hissettim. Hızımı yükselterek neredeyse koşar adım buna da yetiştim ve etrafına dolaşıp önünü kestim. İnanayım mı? Sana neden inanayım ki? Her şeye sürekli eksik anlatıyorsun. Bir şeyler saklıyor, kendinle çelişiyorsun. Beni şatoya gelmem için zorladın, sonra kovdun. Tablolara çok değer verdiğini söylemiştin ama onlara bakmıyorsun bile. Sözde çocukluk arkadaşlarını misafir ettin. Şimdi onu gece vakti yağmura rağmen kapı dışarı ettin. Şatonun güvenli olduğunu söylüyorsun ama buradayken bir gece ansızın bağlı olarak uyanmıştım. Bugün ise kendimi bir zindanda buldum ve şeytani bir şeyler aradan çıkmama izin vermedi bir türlü. Burada neler olup bittiğinin en azından bir kısmını bana açıklayabilir misin? Öfkeli elimi sallarken kitabı düşürdüm. Onu almak için hızla eğildim ama başım çok kötü döndüğü için birden durdum. Kitabı yerden Vlad aldı. Ben ise duvara yaklaşıp parmaklarımı şakaklarıma bastırdım. Başım deli gibi zonkluyordu. Yaşadığım o öfke dalgası geriye sadece ağır bir yorgunluk hissi bırakıp geldiği gibi hızla yok oldu. Sana inanmak isterdim Vlad ama inanabilir miyim? Laya. Sesi kulağımın dibindeydi. Döndüm ve onunla yüz yüze, göz göze geldim. Ne kadar yakın. Onu dinleyeceğim. Buradan gitmek istiyorum. Dinleyeceğim diyelim. Vlad, ilişkiniz güzelleşti. Tamam. Gerçi basmayacaktım seçenekleri ama. Vlad bakışımı yakalayıp gözlerimin içine baktı ve konuşmaya başladı. Sakin ve yumuşak bir ses tonu vardı. Kızgın bir çocuğu sakinleştirmeye çalışırmış gibi. Bu şatonun yaşı 500'den fazla ya. Issız ve kapalı görünüyor. Duygusuz dev bir taş. Ama her zaman öyle değildi. Bir zamanlar bu şatonun duvarları hayat doluydu. Fakat sonra hayat söndü ve şato soğudu. Uzun bir süre için. Biliyorum, bu ev seni korkutuyor. Haklı da, derinliklerinde hiç görülmemesi gereken karanlık odalar var buranın. Sesi daha da alçaldı, çatlamış gibiydi. Ama senin buraya gelişin bu evi uyandırdı. Işığın, yüzyılların karanlığını aydınlattı. Bu şato sana asla zarar vermez. Ve bir yere gitmene izin vermiyorsa da sırf başına bir şey gelmesin diye bunu yapıyor. Kendisi dahil. Vlad sustu ama söyledikleri hala kafamın içinde yankılanıyordu. Bana mı öyle geldi yoksa bahsettiği şey şato değildi aslında. Gel gidelim. Saat çok geç. Dinlenmen lazım. Odama geldik. Vlad girişte durup bana kitabı uzattı. İyi geceler. Kitabı ucundan tutup Vlad ile göz göze gelmemeye çalıştım. Ama gözlerimi kaçırmaya çalışırken ellerim mıknatıs gibi dikkatimi çekti. Bir saniye boyunca ikimiz de kitabı iki farklı ucundan tuttuk. O bir taraftan, ben diğerinden. Soluk uzun parmakları elime birkaç santim uzandaydı. Bir anda kağıt üzerinden onlardan bir titreşim aldığını hissettim. Sessiz bir mesaj, çaresiz bir tutkuyla yakan tuhaf bir duygu. Vücudum buna karşılık vererek ürperince gözlerimi kaldırıp ona bakmak zorunda kaldım. Kitabı aceleyle çekip kapı yanındaki sandalyenin üzerine attım. Vlad ise bir saniye daha kapıda sessizce durduktan sonra çekip gitti. İnanılmaz uykum gelmişti. Başım yastığa değdiği an uyumuşum.
Ertesi gün uyandığımda öğle vaktiydi. Ne çok uyumuşum. Yağmur kesilmişti ama pencere arkasındaki gökyüzü o kadar kasvetliydi ki havada akşamın alacakaranlığı vardı. Biri yavaşça kapıyı çaldı. Valentin gelmiş. Merhaba efendim, yemek hazır. Bugün lila salon, dışarısı ıslak. Tamam, teşekkür ederim Valentin, birazdan geliyorum. Valentin gidince yüzümü yıkayıp giyindim. Tam odamdan çıkacaktım ki sandalye üzerindeki Carpaccio'nun ansiklopedisi kitabını gördüm. Dünkü gecenin hatıraları tatsız bir şimşek gibi kafamda patladı. Nedense bu kitabı bir an önce götüresim vardı. Kitabı yanıma alıp Millie'ye kahvaltı sırasını veririm. Kitabı alıp koridora çıktım ve salona yöneldim. Pat pat, uuu. Daha dün duyduğum bu darbe ve inleme seslerini duyduğum an istemsizce ürperdim. Aynı sesler. Yine, bu sefer nereden geliyorlar? Bambaşka bir yerden. Sütunlarından birinin etrafına dolaştım. Sesler derinliklerden gelip beni peşinden çağırıyor gibiydiler. Dur, dünkü macerayı tekrar yaşamak istemiyorum. Salona gitmem lazım. Ama nedense orada durup oyalanmaya devam ediyordum. Sütununa tıkılayıp kulağımı yasladım. Pat pat pat. Günaydın, hazine mi arıyorsun? Sütundan geri sıçrayıp ürkekle cevapladım. Buradan sesler geliyor. Sesler mi? Leo yaklaşıp dinledi. Ben bir şey duymuyorum. Artık ben de bir şey duymuyordum. Karşımızda sadece sessiz taşlar vardı. Leo elimi yakalayıp bana sarılmak için hafifçe kenara doğru çekti. Nasıl uyudun? Gece vakti kendimi zindanda bulduğumu anlatacaktım ama hemen fikrimi değiştirdim. Bir anda içimde keskin bir güvensizlik hissi uyandı. Kafamdaki bazı ayarlar bozulmuştu sanki. Leo'yu yamuk aynada görüyor gibiydim. Yüzü, sesi, hareketleri, her şey bir anda sahte ve bana şüpheli gelmeye başladı. Ne kitabı bu? Bakabilir miyim? Elini ansiklopediye uzatıp elimden aldı. Oo, Carpaccio'ları. Millie'nin senden unuttuğu kitap mı? Her şey bir anda tekrar değişti. Ses parazitleri yok oldu. Görüntü eski kalitesine döndü. Karşımda her zamanki Leo vardı yine. Arkadaş canlısı, sıcakkanlı Leo. Onun yumuşak gülümsemesine ve gözlerindeki güneş ışığına baktım. Güzel ışığına baktım. Sıcak elinin şefkatle dokunuşunu hissettim. Demin nasıl bir şey yaşadım ben? Ne olursa olsun Leo harika biri, Leo iyi bir dost. Ona dikkat etmem lazım. Tabii ki bu. Hem onun hakkında çok az şey biliyorum. Nasıl bir insan olduğu belli yine de. Bence benim iyiliğimi istiyor sadece. Lila sonuna geldiğimizde Sandra ile Millie masaya oturmuşlardı bile. Vlad bir tarafta duruyor, düşünceli düşünceli servis yapan Valentin'i izliyordu. Merhaba. Selam, havayı gördünüz mü? Uy. Kardeşe sofraya baktı. Neden sadece 5 kişilik servis var? Noe ne olacak? Vlad dün benimle konuştuğu aynı ses tonuyla kayıtsızca cevap verdi. Noe gitti, işleri var. Ne zaman geri gelecek peki? Artık gelmeyecek sanırım. Millie şaşkın şaşkın kirpiklerini kırpıştırdı ve dudaklarını büzüp sustu. Leo ile ikimiz masaya geçtik. Vlad da gelip yanıma oturdu. Emir hanımı ev sahibinin yanında oturmalı. Peki. Göz kenarıyla zarif solgun profilini, kadehi tutan ince parmaklarını görebiliyordum. Ona bu kadar yakın olmak beni heyecanlandırıyor, yemeğe konsantre olmama engel oluyordu. Ama ben var gücümle bunu belli etmemeye çalışıyordum. Millie Leon ellerinde kitabını gördü. O benim ansiklopedim. Kardeşim uzanıp kitabını aldı, kucağına koydu ve yemeğe devam etti. Evet, bugün şatoda misafir bekleniyor mu hiç? Evet, Gradiş tablolar ve kilise ile geliyor. İnatçı kedimin ailesiyle ilişkisi kurması için son şans. Millie bir anda kafasını kaldırınca yüz ifadesinin tuhaf bir şekilde değiştiğini fark ettim. Misafirler, hadi bakalım. Çok merak ediyorum. Vlad onlara karşı da Noe'ye karşı olduğu kadar nazik olacak mı? Pat diye nereye kaybolduğu belli olmayan, gitti diye bilinen Noe'ye. Hepimiz şaşkınlıkla Millie'ye döndük. O sırada bir süre ortalıkta olmayan Valentin içeri girdi. Valentin söyler misin? Bu gece veya sabah şatodan çıkan oldu mu hiç? Hayır efendim, sadece çalışanlar geldi, çıkan olmadı. Millie'nin gözleri parladı. Daha önce hiç duymadığın, zehir dolu bir ses tonuyla konuştu.
Al işte, anlatsana Vlad. Noe'ye ne yaptın? Kavga ettikten sonra. Vlad dişlerini sıkıp susuyordu. Millie, Valentin çıkan herkesi göremez zaten. Şato'nun birkaç tane çıkışı var. Anladığım kadarıyla Noe orman tarafından gelmişti. Aynı şekilde gitmiş de olabilir. Valentin hızla başını salladı. Evet, ben çok meşgul. Ben herkesi görememek. Ama kardeşim çoktan ayağa fırlayıp Vlad'ın yanına koşmuş, kitabını yüzünün önünde sallamaya başlamıştı. Ondan nefret ediyordun. Bu baştan beri çok belliydi. Dün de iyice delirdin. İlk karşılaştığımızda sana manyak dediğimi hatırlar mısın? Belki de çok haksız değildim. Ne oluyor bu kıza? Onu haddine bildirmek lazım, onu sakinleştirmek lazım. Bundan sonra ne yapacak? Bunu söyleyelim. Millie, ne yaptın sanıyorsun? Bu şekilde birini suçlayamazsın. Millie, iyi misin sen? Çok solgunsun. Ama kardeşim Vlad'ı şikayeti yağmuruna tutup havayı sarsmaya devam ediyordu. Vlad hiç tepki vermeden birkaç saniye boyunca ona öylece baktı sadece. Sonra ayağa kalktı. Millie'nin ellerini yakaladı. Yavaşça ama ısrar ederek kitabın elinden aldı ve masanın üzerine attı. Anladı. Ah! Kız bir anda toparlanıp sessizleşti ve elleriyle başını tuttu. Ne oluyor? Kız ayakları tutmuyormuş gibi yerinde sallandı. Leo ayağa fırladı. Kötü mü oldun? Ama Vlad kızı yakalamıştı bile. Onu bir eliyle tutup şefkatle sırtını okşadı. Sakin ol, her şey yolunda. Kız kardeşimin yavaşça sandalyeye oturup yanına geçti. Millie. Hepimiz kardeşimin etrafını sardık. Canım, nasılsın? Millie şaşkın şaşkın bize bakıyordu. Ağlayacak gibiydi. Ben bütün o sözleri söylemeyecektim. Kendiliğinden çıktı. Vlad, özür dilerim. Sorun yok, unut. Düşünceli düşünceli kardeşime baktım ve geçen gün yaşadığım öfke krizini hatırladım. Vlad ilazindandayken ve Leo ile koridorda. Ruh halim sürekli değişip duruyor. Kardeşimin de öyle. Muhtemelen son olaylar yüzünden herkesin sinirleri yıpranmış. Millie, sen odanı mı bıraksak? Sakinleşip kendine gelirsin. Aynen, gel gidelim. Kardeşim onayla başını sallayıp kalktı. Eli kitaba uzandı. Ama Vlad ondan erken davranıp kitabı hızla kaptı. Ne oluyor? Bu benim. Tabii ki senin. Şimdilik gidin siz. Ben kitabı sana daha sonra getiririm. Birkaç saat boyunca Sandra ile ikimiz Millie'nin yanında kaldık. Başta onu teselli ettik. Sonra sohbet etmeye başladık. Kardeşim tamamen kendine geldiğinde avluya çıkmaya karar verdik. Dünkü sağanaktan sonra her yerde nemli soğuk bir sis vardı. Nereye gideceğiz? Bizim geyikler nasıl bu arada? Konu hayvanlardan açılınca vicdanım sızladı. Doğru ya, bütün bu olaylarla onları tamamen unuttuk. Umarım biri anne geyiğin yarısına bakmıştır, yoksa durum çok kötü olabilir. Gelin çabuk bakalım. Ahıra doğru gittik. Sandra ile Mille terasa uğrayıp çalışanlardan antiseptik ile yara bezi almaya karar verdiler. Ben ise endişeden kendi kendimi yere ileri koştum. Varınca gözlerimle geyikleri aradım. Kısa süre sonra onların çitinin dibini de gördüm. Hayvanlar yalnız değildi. Geyiklerin yanına ıslak çimende çömelip oturan, solgun yüzlü, simsiyah saçlı, çok zayıf bir kız vardı. Ah, selam, ben Laya, ya siz? Merhaba, siz kimsiniz? Sen kimsin, burada ne işin var? Bunu söyleyelim. Kız korkuyla ayağa fırlayıp geri geri yürüdü. Korkmayın, şatonun çalışanlarından mısınız? Ben burada misafirim. Genç kız senin sıcakkanlı yaklaşımını unutmayacak. Tamam. Cevap vermeden ahşap çite yapışıp kaldı. Farkında bile olmadan kızı incelemeye başlamıştım. İncecik, şeffaf neredeyse. Yüzü aşırı solgun, sağlıksız. Kızın üzerine el yapımı kumaşından dikilmiş bir fistan vardı. O kadar uzundu ki paçaları yerde sürünüyordu. Muhtemelen İngilizce bilmiyor. Sandra burada olsa keşke. Çitin arkasına baktığımda bana doğru gelen Millie ile Sandra'yı gördüm. Gelin çabuk Sandra. Çevir için yardıma ihtiyacım var. Kıza döndüm ama o orada değildi artık. Ah! Etrafa bakınıp barakayı kontrol ettim ama kimseyi bulamadım. Ne olmuş? Burada bir kız vardı ama şimdi kayboldu. Muhtemelen ben sizinle konuşurken gitti. Sandra düşünceli bir şekilde ayaklarının altına baktı.
Yetişkin biri mi, küçük bir kız çocuğu mu? Yetişkin. Ben de aşağı baktım. Çamurun içinde yine çocuk ayak izleri vardı. Daha çok taze. Üçümüz de şaşkınlıkla izlere bakıp ne düşüneceğimizi bilemedik. Sonuçta küçük ayağı olan yetişkin çok. Bu kadar mı küçük? Laya, burada başka kimse görmediğinden emin misin? Eminim. Çok tuhaf. Şatoda çocuk yok ama izleri var. Endişelenmeye başladım. Bunu fark eden sancı elime dokundu. Kendi kendini doldurma. Eminim bunun bir açıklaması var. En iyisi hayvanın yarısına bakalım. Millie yavrularla oynamaya başladı. Biz Sandra ile annelerine baktık. Yara temiz, iltihap yok. Güzel. Ama iyileşmiyor da. Daha demin vurulmuş gibi. Sandra yarayı sarmaya başladı. Ben de çitin arkasındaki uzaklara daldım. O kız kimdi ve izler kime ait acaba? Bir anda çitin arkasında bahçeye yakın bir yerde bir şey hareket etti. Patilerini güzelce katlayan kitle patikanın ortasına oturdu. Bana bakıyordu. Bir şey bekliyor gibiydi. Bakışına bana o kadar bilinçli geldi ki istemsizce uzun uzun bakmaya devam ettim. Yanına gitsem mi? Evet, hayır. Evet. Çok değişik bir kedi. Onu yakından bakmak isterim. Kızlara hemen döneceğimi söyleyip çitin arkasına çıktım. Pisisi, hey güzelim. Seni daha önce görüşmüştük. Hoy, çok tatlı. Kedi yaklaşmıyor ama uzaklaşmıyordu da. En yakına gelmeme izin veriyordu. Sahibin yok galiba. İsmin var mı? Ayağıma sürtünüp onu okşamama izin verdi. Ben sana isim vereyim. Fiona olsun. Beğendin mi, değil mi? Harika Fiona. Yaprakların şırtısı duyuldu. Patikaya Nosferatu atladı ve birkaç sıçrayışla işte yanımıza ulaştı. Nosferatu kediye uzandı ve Fiona onun kendisini koklamasına nazikçe izin verdi. Arkadaş olabilirsiniz. Sempatik tavır sergileyen iki kedi birbirinin etrafında yürümeye başladılar. Ama sonra ağaçların arkasından koşarak Leo geldi. Peşinden kucağında kedisini tutan Gradish geldi. Nosferatu, ne oluyor? Çıkıp kaçtın. Bu da kim? Oo, yok yok, onun olmaz. Hadi soydan, hangi soydan geldiğini unuttun mu? Bak, Gardenya var. O kediye yaklaşmasına asla izin vermemelisiniz. O kedi sokak kedisi. Arkadaş olmalarına izin vermezler. Müdahale etmeli miyim? İsterim. Nosferatu'yu savunmak, Leo ile Gradish'e katıl, tarafsız kal. Nosferatu'yu savunmak diyelim. Bunu niye vermemişiz elmasın? Ha doğru, biz bunu vermiyorduk zaten. Üf, unuttum. Merhaba Bay Gradish, gelmişsiniz. Merhaba Bayan Laya. Evet, daha yeni. Kedilerle ilgili söyledikleriniz, biliyor musunuz, size katılmıyorum. Leo, böyle bir şey nasıl olur? Biz insanları ten rengine veya etnik kökenine göre ayırmıyoruz ki. Neden bunu evcil hayvanlarımıza yapıyoruz peki? Nosferatu'nun arkadaşlarını seçim hakkına sahip olduğunu düşünüyorum. Ve eğer o Fiona'yı beğeniyorsa ona engel olmamalıyız. Ne? Fiona? Kusura bakmayın ama bütün saygılarımla Bayan Laya, yanılıyorsunuz. Soy ağacı, kan saflığı kavramları var. Leo'ya döndüm. Soy ağacı yüzünden mi kediyi tutuyorsun? Sokak kedisi olsaydı onu daha mı az sevecektin? Elbette hayır. Benim için önemli değil. O zaman sorun nedir? Ama türü koruma konusunda ne dersiniz? Sergilere? Sergiler umurumda değil. Bunlar sahiplerinin gösteriş oyunlarıdır sadece. Orada hayvanlar işkence görüyor. Evet. Sayende Nosferatu ile Fiona arkadaş olabilirler. Tamam. Oy, tipe bak ya. Kedilerin sana karşı tutumu güzelleşti. Peki. Gradish hoşnutsuzlukla yüzünü buruşturdu ama bir şey söylemedi. Ancak o an onun son derece gergin, hatta korkmuş göründüğünü ve kafasının çok dolu olduğunu fark ettim. Bayan Laya, mümkünse sizinle baş başa konuşabilir miyiz? Evet, tabii ki. Tam o sırada Millie ile Sandra bize yaklaştı. Onlar Leo ve kedilerle kaldılar. Gradish ile ben ise bahçede yürüdük. Kısa süre sonra kendimizi çardakta bulduk. Eski taş kubbenin altında değişik bir sessizlik vardı. Gradis zar zor gülümsedi. Bayan Laya, tablo çalışmalarınız nasıl gidiyor?
İlk tanıştığımız zamanki soruyla aynı. Teşekkürler, her şey yolunda. Adam duraksadı ve neredeyse sinirle bana baktı. Hayır, gerçekten her şey yolunda mı? Yoksa bu sizin Amerikalıların tipik kibarlık cevabı mı? Gerçekten Bay Gradish, iki tablo çoktan temizlendi. Onu size gösterebilirim. Boya katmanı oldukça taze çıktı. Biri bu tabloları çok yakın zamanda boyamış. Gradish'in gözleri parladı. Evet işte, bunun tuhaf olduğunu düşünmüyor musunuz? Biri eşsiz değerli olan tarihi tabloları boya ile kaplayıp müzeye bağışlıyor. Hem de anonim bir şekilde. Sonra bekçiyi öldürüyorlar. Öldüğünü duydunuz değil mi? Gördüm bile. Evet Bay Gradish, bunların hepsi çok üzücü ve gerçekten de sıra dışı. Sıra dışı. Evet öyle, lanet olsun. İnanılmaz derecede garip bir şey. O tabloları olan her şey. Son sözleri yanlışlıkla ağzından kaçırmış gibi oldu ve hemen sustu. Kendisi bir şeyler saklıyor galiba zaten. Buna hiç hoşlanmadım. Evet garip. Tabloları bir anda Vlad'a satmaya karar vermeniz de öyle. Vlad'ın evinizde yaptıklarından sonra başka biri olsa konusunu bile açmazdı. Siz ise kendi rızanızla Satoshi'ne kadar bile geldiniz. İnanılmaz bir hoşgörü gösterisi. Gradish korkuyla çıkardı ve bir şeyler mırıldandı. Evet, biz aristokratlar, hoşgörü bizim önceliğimizdir. Ya he. Tek bir kelimesine bile inanmıyorum. Merhaba Bayan Burnell, tanıştığımıza memnun oldum. Seni esas alayım. Çardağın önünde patikada genç bir adam belirdi. Onu hemen tanıdım. Merhaba, siz... Cian, evet. Winchell ile ilk üç tablonun satışını ben yaptım. Ve Bay Gradish de benim bugünkü sözleşmesi için tuttu. Ne acayip bir tesadüf. Pek sayılmaz. Romanya'da sanat alanında çalışan çok fazla avukat yok. Bay Gradish, Bay Vlad ile zaten çalışmış olduğumu öğrenince seçimini benden yana yaptı. Evet, evet öyleydi. Neyse, sözleşme için her şeyin hazır olduğunu bildirmeye geldim. Bay Vlad bizi şatoda bekliyor. Şatoya doğru yürüdüğümüzde Gradish, kilisenin ne durumda olduğunu kontrol etmeye karar verdi ve Jean ile beni önden gönderdi. Girişte durup düşündüm. Jean, Gradish'in skandalı unutup tabloları satmaya karar verdiğini biliyor mu acaba? Ben Jean'a her şeyi soracağım, onunla havadan sudan sohbet edeceğim, şuraya gitmeyi teklif edeceğim. Bu. Jean, Bay Gradish'i ne kadar uzun süredir tanıyorsunuz? Gradish ünlü bir koleksiyoncu. İsmini çok duydum ama ilk defa beraber çalışıyoruz. Daha yeni satın aldığı tabloları neden satmaya karar verdi sizce? Cem bana merakla baktı. Bayan Laya, sizinle pek hoş olmayan koşullarla tanıştık. Ama bana çok sempatik gelmiştiniz. Sanat ile parayı da prestij yüzünden değil, sanatın kendisi için uğraşan bir olduğunuz çok açık. Sizin gibi insan az. Bu yüzden lütfen size bir tavsiyede bulunmama izin verin. Bu tabloların restorasyonunu yapmayın. Neden? İlk üç tabloyla işler nasıl gidiyor bilmiyorum. Ancak Gradish'inkilerle apaçık bir sorun var. Sorun mu? Gradish'in tuttuğu ilk uzman işe başladıktan bir hafta sonra kaçmış. Parasını bile almadan hem de. Sonra birkaç uzman daha çalışmış ama onlar da hemen işten vazgeçmişler. Bugün tüm Romanya'da bu tablolarla çalışmayı kabul edecek tek bir uzman bulamazsınız. Anlamıyorum. Başaramamışlar mı? Başarıyorlarmış ama onlardan biri eski bir arkadaşım ve bana şunu anlattı. Gün içinde temizlenen her şey gece geri gelip dönüyormuş. Hiç restore edilmemiş gibi. Ne? Anlıyorum. Kulağa bir peri masalı gibi geliyor. Ama bu arkadaşıma oldukça güvenebilirim. Ayrıca işe başladıktan sonra sürekli kabus görmeye başlamış. Artık hiç uyuyamıyormuş. Hep aynı korkunç bir canavar görüp durmuş. Affedersiniz ama kulağa gerçekten de... Cihan hüzünle gülümsedi. Daha bitmedi. Gradish ile bu sözleşmeyi konuşmaya geldiğimde tesadüfen karesiyle konuştuğunu duydum. Gradish de aynı kabusları görüyormuş. Ayrıca esrarengiz biri onu arayıp tabloları hemen iade et diye tehdit ediyormuş. Bu yüzden onları satmak için o kadar acele ediyor. Bay Vlad'ı zerre sevmediği halde. Evet de bu sizin kararınız Leia ama sizin yerinizde olsam ciddi ciddi düşünürdüm. Önemli bilgileri öğrendin. Peki. Cihan'a şaşkınlıkla baktım.
Manyak ya da şakacı biri gibi görünmüyor. Ciddi ve dürüst birine benziyor. Ama bu hikaye çok tuhaf gerçekten. İçeri girelim, üşümüş görünüyorsunuz. Cihan kapıyı açıp girmeme müsaade etti. Vlad'ın çalışma odasına geçtik. Sahibi yalnızdı, pencerenin önünde duruyordu. Bize duyunca arkasını döndü. Geldiniz, güzel. Bay Gradish. Kitsine bakmaya gitti, yakında burada olacak. Vlad düşünceli bir şekilde masadaki belgeleri düzeltti. Cihan, onu karşılarsanız iyi olur. Çalışma odamın nerede olduğunu bilmiyor. Evet, bunu düşünmemiştim. Tamam. Cihan çıktı ve Vlad ile ikimiz odada yalnız kaldık. Aramızda geniş meşe bir masa ağacı vardı. Masa vardı. Bir de benim ona güvenmeme, kendime çok yaklaştırmama kararım. Nedense o anda bu kararım bana aşırı uyduruk ve anlamsız geldi. Sanki çok derinlerde bir yerde ona aslında inandığımı ama aptalca, gereksiz bir rol oynamaya devam ettiğimi biliyordum. Laya. İlk tanıştığımızda sana sorduğum soruyu tekrar sormalıyım. Tabloların sahibi olmaya var mısın? Üç tanesi zaten sana ait. Dilersen kanlar da senin olur. Teklifin için teşekkür ederim. Tüm tabloların sahibi olmayı kabul ediyorum ama tabloların sahibi olmaya hazır değilim. Tabii ki bu. Tüm serinin aynı kişiye ait olması iyidir. Hem ilk üç tablo zaten benim madem, geri kalanından vazgeçmenin bir anlamı yok. Kabul etmene sevindim. Çalışma odasında garip bir sessizlik oluştu. Neyse ki çok geçmeden Gradish ile Cihan geldi. Süreç başladı. Vlad çok gergin ve odaklanmış görünüyordu. Gradish'ten olabildiğince uzak durmaya çalıştığı çok belliydi. Gradish de çok tedirgindi zaten. Sonunda sözleşme hazırlandı ve Gradish gözlerini kısarak metni okumaya başladı. Bay Vlad, hiçbir yerde adınız geçmiyor. Çünkü buna gerek yok. Tabloları satan sizsiniz. Alan ise Bayan Burnell. Ben yalnızca parayı hesabınıza aktaracağım, isim kullanmadan. Sanat sözleşmeleri için normal bir durum, biliyorsunuz. Çoğu zaman bir taraf anonim kalmak ister. Gradish gülümsemeye çalıştı ama sadece suratı ekşimiş gibi oldu. Soyadınızı gizliyor musunuz Bay Vlad? Hayır. Gradish'in beklentiyle dolu bakışına Vlad sessizlikle cevap verdi. Ayrıca ona öyle bir baktı ki adam dayanamayıp gözlerini kaçırdı. Peki, hadi artık imzalayalım o zaman. Sözleşmeyi ben de okudum ve altına imzamı attım. Anlaşma gerçekleşti. Cihan bana hemen geri kalan tabloları verdi. Tebrikler. Teşekkürler. Artık onlara sahibi bendim. Bir yandan mutluydum. Öte yandan içimde tuhaf bir endişe vardı. Sözleşmeyi imzaladıktan sonra misafirimizi geçirmek için avluya çıktık. Gradish gözle görülür bir şekilde değişti. Rahatlamış ve neşelenmişti. Vlad tam tersine daha da kasvetliydi artık. Hareketlerinde keskin, endişe verici bir şey vardı. Bu şatoyu daha önce duymamış olmam garip. Uzun zamandır mı burada yaşıyorsunuz? Kıyısız bir gülümsemeyle ellerini arkasına koyan misafir, gökyüzüne doğru yükselen taş duvarları inceledi. Hayır. Vlad'ın sohbet havasında olmadığı çok acıktı. Ama Gradish'le karşı konulamaz bir konuşma hissi uyanmıştı. Adam hemen bana döndü. Ailemin de şatoları vardı. Ünlü bir soydan geldiğimi size anlatmıştım Bayerla'ya. Hatırlıyor musun? Sadece aristokrasi de değil, Gradishler hükümdarın ailesine yakındı. Sadık danışmanları ve yoldaşlarıydı. Çok sağlıklardı, değil mi? Hükümdar aileyi birkaç kez beladan kurtarmış da olmuştu. Vlad aniden bize doğru adım attı. Gözlerinde net bir tehdit vardı. Dişlerini sıktı ve ağzını ayırmadan tısladı. Affedersiniz Bay Gradish, çok işim var. Bu nedenle sizinle vedalaşmak zorundayım. Çıkışa bulursunuz diye düşünüyorum. Evet, buluruz. Gradish'in gözlerinde yine korku vardı. Cihan'ın yanına çekilip onun arkasına saklandı. Vlad bana döndü. Daya, seninle gitmeni rica edeceğim. Yeni gelen tablolara bakıp onu incelemenin tam zamanı bence. Bakışından anlıyordum ki dediğini yapmazsam kötü olur. Benim için değil, onun için. Gretchen'in partisinde olanları hatırlayınca ürktüm, onayla başımı salladım. Tabii, güle güle Bay Gradish. Cihan, iyi yolculuklar. Şatoya girdiğimizde Vlad bana döndü ve kısaca dedi ki: Teşekkür ederim, kusura bakma.
ve hemen sırtını dönüp gitti. Ben ise odama geçtim. Kritiş'in getirdiği tablolardan birini çıkardım ve üzerindeki boya tabakasını incelemeye başladım. Aynı, oldukça taze. Peki, onu temizlemeyi deneyelim. Yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından tuvalin küçük bir parçası açıldı. Açılan kısımda küçük bir sadece parmağı görünüyordu. İnce, zarif, bir kadın parmağı. Ona bakarken yine başka bir boyuta geçtiğimi hissettim. Hadi bakalım. ...1446 yıl Osmanlı İmparatorluğu Sultan Sarayı'ndaki bahçe. Gece bahçesi kucaklamaya hazır, yumuşak bir karanlıkta örtülmüştü. Serin, temiz hava burun delikleri gıdıklıyordu. Özgürlük kokusu, lale onu derinlemesine içine çekti. Yanında arkadaşları vardı, Aslan ve Vlad. Onu kurtarmak için neredeyse hayatlarını feda eden iki insan. Ah! Genç kızı bu kadar güçlü duyguları bir anda kaldıramayıp bayılacak gibi oldu. Ama son anda Aslan onu tuttu, Vlad onu tuttu, ayakta duracak güç buldu. Aslan tuttu diyelim. Aslan ilişkiniz güzelleşti. Peki, Lale. Geç adam onu kollarının arasına aldı ve kızın narin, üşümüş bedenini sıcak güçlü eller kucakladı. Lale başını Aslan'ın omzuna koydu, kollarını boynuna doladı ve yüzünü göğsüne yasladı. Ah! Kalbinin dingin atışları kızı sakinleştirdi, uykusunu getirdi. Delikanlının elleri kızın titreyen çıplak omuzlarına yavaşça dokunup hafif hafif okşuyordu. Sessizdi, ancak bu dokunuşları kelimelerden çok daha fazlasını söylüyordu. Kıza karşı ne kadar hassas olduğunu, onu ne kadar çok düşündüğünü ve büyük bir şefkat beslediğini anlatıyordu. Lale tamamen güçsüz kalmıştı ama bu önemini kaybetmişti. O artık güçlü olmak zorunda değildi. Herkesten saklanıp bir yerde ağlayabilir veya çadır katabilirdi. İstediği her şeyi yapabilirdi. Artık tamamen özgürdü. Yanında onu her türlü beladan koruyan güçlü ve güvenilir kollar vardı. Niye iki kere? Neyse. Vlad sessizce bir tarafta bekliyor. Anlayışlı bir şekilde dostlarının kucaklaşmasını izliyordu. Sonunda Lale başını kaldırıp sordu. Hadi bahçeli eve gidelim. Oraya gitmek istiyorum. Hümanın evi. Bahçedeki terk edilmiş evinin odasını sadece iki küçük lambanın titreyen ışığı aydınlatıyordu. Sahipleri bu evi uzun zaman önce terk etmişlerdi. Ancak bütün eşyalar olduğu gibi yerindeydi. Mobilya, yastıklar, yatak örtüleri. Lale bu odayı severdi. Buraya geldiği vakit ortalığı temiz ve düzenli tutardı. Şimdi kız o geniş yatakta oturuyordu. Arkadaşları yanında duruyorlardı. Etrafındaki neşeyle güzel ilgi zıplıyordu. Burada olduğuma ne çok seviniyorsun. Beni buraya neyin getirdiğini bir bilsen. Ama bugün bütün gece seninle kalacağım. Beni koruyacaksın. Köpek kuyruğunu sağladı ve mutlu mutlu sahibesinin yanına uzandı. Geceyi burada mı geçirmek istiyorsun, emin misin? Evet, Şahi Hatun'un bütün bunlarda ne kadar parmağı olduğunu bilmiyorum. Ama onu şimdi katlanamam. Bu fikir hoşuma gitmedi. Tek başına gece vakti, terk edilmiş bir evde. Biz de kalacağız. Sen burada uzan. Biz de dışarı çıkıp nöbet tutacağız. Ay canım benim. Kız birdenbire yanında kalmalarını istedi. Tek yatak var ama sığabiliriz. İçim rahat eder. Göl kurallarına çok aykırı olsa da. Vlad, Aslan, burada benimle kalın. Tamam gidin siz. Tabii ki bu. Bugün yaşanan onca şeyden sonra göl kuralları düşüneceğim son şey olur. Burada yatın. Şu an gitmenize izin veremem. Sonuçta bir tek siz... Kızın sesi kısıldı. Gözleri doldu. Kimin umurundayım ki zaten? Ah canım, lalem benim. Kızın ruh haline gören gençler ona karşı çıkmadılar. Tamam Lale. Kalacağız. Yatağın ortasına çekildi. Arkadaşları ise iki yanına uzandı. Kızın titrediğini fark eden Aslan onu dikkatlice battaniyeyle örttü. Vlad ise battaniyeyi kendi tarafına düzeltti. Kızın üşümüş omuzlarını örttü. Bir süre sessizce uzanıp pencerenin arkasındaki cırcır böceklerinin seslerini dinlediler. Ay ışığı pencereden içeri sızarak duvarlara gizemli gölgeler atıyordu. Bahçedeki gece kuşunun hüzünlü örtüşü duyuluyordu. İki delikanlı karanlıkta yatan kıza bakıyordu. Kız ise tavana.
askerlerin gözünün önüne son olaylar geldi. Mehmet'in yüzü, bağırışları, yaşadığı korku. Kızın yanaklarına sessizce gözyaşları aktı. Karanlıkta arkadaşlarının ellerini bulup onu hep battaniyenin altından sıkıca tutundu. Aslan'ın sıcak eli, Vlad'ın soğuk eli ve bu ellerin tuttuğu Lale'nin titreyen küçük parmakları. Yavaş çakmaya devam eden gözyaşları kızın kalbini öfke ve acıdan temizlemeye başladı. Şimdi onu seven kalplerinin sıcaklığını çok yakından hissedebiliyordu. Burada olmaları çok güzel. Onlara sahip olmam ne büyük bir mucize. Aslan, Vlad, siz benim en yakınlarımsınız. Genç adamlar tek kelime etmeden kıza yaklaşıp onu kollarıyla örttüler. Hem şefkat hem güç dolu bir kucaklaşmaydı. Isıtan, huzur veren. Korkma Lale. Yanında olacağız. Terk edilmiş bir evin karanlık odası ve üç genç kalp. Üç yalnız kalp ama bir arada olunca birbirlerine destek olan üç kalp. Güzellik de yatağa atladı. Birbirlerine sarılıp aynı yatakta uykuya daldılar. Ya çok tatlı. Lale gece boyunca birçok kez çığlık atarak gördüğü korkunç rüyalardan uyandı. Her iki arkadaşında ilişkin güzelleşti. Peki. Ama her seferinde Aslan'ın veya Vlad'ın eli onu yumuşak bir dokunuşuyla sakinleştirdi. Gece bitti. Arkadaşlar güneşin ilk ışınlarıyla Lale'nin yanından ayrıldılar. Sabah yoklamasına yetişmeleri lazımdı. Kız ise kafasını toparlamak için evin avlusunda kalıp bundan sonra ne yapacağını düşünmeye başladı. Ama o sırada eve giden patikadan birinin sesleri ve adımları duyuldu. Lale aceleyle köpeğiyle beraber içeri koşup hayvana kıpırdamadan durmasını emretti. Kendisi ise beklenmedik misafirleri görebilmek ve duyabilmek için evin arkasına saklandı. İçeri girenleri görünce şaşkınlıktan neredeyse çığlık atıyordu. Niye daha hatun? Buraya niye geldik? Ayrılmadan önce annenin evine veda etmen gerekiyor. Mehmet'in yüzü dünden beri çarpıcı bir şekilde değişmişti. Önceki kibrinden eser kalmamıştı. Yüzünde sadece boşluk hissi ve derin bir hüzün vardı artık. Tuhaf, yüzünü pek hatırlamıyorum. Sadece sıcak ellerini ve sesini. Ay. Seni her şeyden çok severdi. Senin için her şeyini vermeye hazırdı ve verdi de. Sonra ne oldu hocam? Neden herkes benden bu kadar nefret etti? Ne de olsa ben sadece bir çocuktum. Ay. Ah keşke anlatabilsem. Şunu bil ki senin hiçbir suçun yoktu. Annenin de bir suçu yoktu. Kimsenin yoktu aslında. Ama kader işte. Mehmet yumruklarını sıktı. Ben biliyorum kim suçtu. O. Sultan Murat. Harika, bilge, iyi kalpli hükümdar olan Sultan Murat. Evet, benden başka herkes için iyi olan hükümdar. Zavallı bir köle kadının doğurduğu dördüncü oğlu olan ben. Sonuçta soylu kadınlardan doğan diğer üç oğlu varken beni ne yapsın? Onları sevdi, onları hükümdarlığa hazırladı. Beni ise taşraya gönderdi, unuttu. Bana eğitim bile verilmedi, kimse beni umursamadı. Sultan Murat seni sevmediği için göndermedi. Suçlu hissettiği için gönderdi, sen onu hep yaptığı hatayı hatırlatıyordun. Hata yapan o ama bedelini ödeyen ben mi oldum? Çok akıllıca, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Haklı. Böyle bir şeyden sonra babam benden ne istiyor ki zaten? Bunca aşağılama yaşatmaktan başka bana hiçbir şey vermedi. Mehmet başını öne eğdi ve bir süre sessiz kaldı. Sonra hızlı çenesini kaldırdı. Mutlaka geri döneceğim ve bu muhteşem bir dönüş olacak. Torunlarım benden büyük bir padişah olarak bahsedecekler. Ve bu onun değil, sadece benim başarım olacak. Mehmet'in çocukluğunu bilmiyordum. Şimdi onun için üzüldüm bile ama bu bir bahane olamaz. Ondan hala nefret ediyorum. Tabii ki bu. Böyle bir insan olarak büyümesi onun suçu değilmiş. Mehmet ilişkine güzelleştirmek adına ilk adımı attın. Tamam. Ah oğlum. Yüce Allah dualarını kabul eder inşallah. Hadi gidelim. Zamanı geldi. Mehmet ile hocası gitti. Lale biraz daha bahçe evinde kaldıktan sonra sıraya dönmeye karar verdi. Ama odasına gelince sadece üstünü değiştirmek için vakti oldu. Bir hizmetçi gelip Sultan Murad'ın onu beklediği haberini verdi.
Genç kız Andres'in odalarına girince kendisini orada göremedi. Neyse ki iki arkadaşı da oradaydı. Vlad, Aslan, burada ne işiniz var? Bizi çağırdılar. Sultan üçümüzle konuşmak istedi herhalde. Perdeler açıldı ve içeri ikinci Sultan Murat girdi. Merhaba çocuklar. Gerçi dünkü olaylar sizin çoktan çocuk olmadığınızı gösterdi. Padişah yeğenine hüzün ve sevgiyle baktı. Her şeyden önce senden özür dilememe izin ver kızım. Estağfurullah padişahım, özür dilenecek bir şey yok. İnan ki var kızım. Sultan, Aslan ile Vlad'a döndü. Size ise delikanlı dostlarım, minnet ve hayranlığımı ifade etmek istiyorum. Aslan, Sultan'ın özel muhafız olmak istediğinizi biliyorum, olduğunuz bilin. Kendinizi iyi gösterirseniz yakında muhafız komutanı da olursunuz. Teşekkür ederim padişahım. Vlad. Sultan ona babacan bir sıcaklıkla bakıyordu. Ama Lale bu bakışta başka bir şey daha görüp endişeli ürperdi. İlk günden beri buraya getirilen genç prenslerden çok farklı olduğunuzu belli ettiniz. İni hükümdarların özelliklerine sahipsiniz. Öfkeli, güçlü ve çok zekisiniz. Ve en önemlisi inanılmaz cesursunuz. Babanız böyle bir oğlu olduğu için çok şanslı. Ona layık bir hükümdar olacağınızdan eminim. Bu zor zamanlarda Eflak Prensi'nin tam da böyle bir lidere ihtiyacı var. Lider mi? Ama babam henüz çok genç. Hem abim de var. Sultan bir anda ellerini Vlad'ın omuzlarına koydu. Maalesef oğlum, artık yok. Babanız ve abiniz hayatlarını kaybetmişler. Eflak aristokratları onları ihanet etmişler. Daha doğrusu aristokrasi lideri Gradish. İkinci Murat bir şeyler daha söylemeye devam etti ama Lale onu artık duyamıyordu. Deli gibi çarpmaya başlayan kalbi kulaklarına sığır etti. Gözlerini Vlad'ın çarşaf gibi beyaz olan yüzünü ayırmıyordu. Onun sultanın ellerini omuzlarının üzerinden öfkeyle attığını, nefretle sultanın yüzüne bir şeyler bağırdığını görüyordu. Ve bir saniye sonra dışarı koştuğunu. Aslan burada da yok. Nereye gitmiş olabilir ki? Arkadaşlar her yerde Vlad'ı arıyordu ama çocuk yerin dibine girmiş gibiydi. Ben gölden oraya bakacağım. Ben de bahçenin doğu tarafına. Lale bahçenin bu uzak, bakımsız, neredeyse yabani tarafına çok nadir gelirdi. Tüm patikalara baktıktan sonra tam gidecekti ki çalıların arasında bir gölgenin hareket ettiğini gördü. Vlad bekle. Genç kız delikanlının peşinden koştu. Çalıların arasından ellerine ve elbisesine paramparça ederek. Bahçe bitti. Lale boş bir alana çıkmış oldu. Vlad adımlarını yavaşlatıp o tarafa döndü. Lale peşinden gitti. Liş. Başta nerede olduğunu anlamadı. Arkadaşı içinde kayboldu. Lale ise kendini tuhaf yapılar arasında buldu. Orası infaz eriymiş. Etrafta üzerinde insanların cesetleri olan direkler yükseliyordu. Doğal olmayan pozlar içine kıvrılmış bedenler, yamulmuş suratlar. Sineklerin vızıltısı, hiçbir şeye benzemeyen o koku, ölüm kokusu. Lale ağır bir mide bulantısını hissetti. Ensesine keskin bir ağrı girdi. Ah ne yapalıyım? Vlad'ın peşinden koş geri dön. Tabii ki bu. Onu orada tek başına bırakamam. Tüm iradesini toplayan genç kız o boş alanı adım attı. Bir adım, iki, üç. Direkler birbirine çok yakındı. Lale aralarından geçerken aniden bir şeyin ona dokunduğunu hissetti. Ölü bir elin dokunuşuydu. Cesetin yüzüne baktı ve onun kim olduğunu hatırladı. Vlad ile ahırın önünde gördükleri mahkumlardan biriydi. O insanlar daha dün hayattaydılar, bugün değiller ama. O an bir şey oldu. Gözleri karardı ve önünde askerleri, boş direkleri gördü. Bir ışık parlaması ve Lale artık direklerin üzerinde işkenceler içinde kıvranan insanları görüyor. Lale'nin kalbini acı ve dehşet şimşeği deldi. İşte o zaman genç kız o adamın ölüm anını gördüğünü anladı. Ama adamın kendi gözlerinden. Adamın hissettiklerini hissetti. Buna dayanamayıp geri sıçradı ve sırtıyla başka bir cesete dokunmuş oldu. Gözünün önüne bu sefer başka görüntüler canlandı. O adamın ölmeden önce gördükleri.
Dayanılır gibi değildi. Kızın kalbi başka birinin acısıyla parçalanıyordu. Ama Lale yürümeye devam etti. Fırat orada, Kadir ile baş başa. Onun bana ihtiyacı var. Üst üste gelen görüntüler kızın yürümesine engel oluyordu. Ama geri dönüş yoktu. Sonun direkleri sıraları azaldı ve kız Vlad'ı gördü. Yerde toz içinde oturuyordu. Kambur sırtı, eğilmiş başı. Vlad. Son gücünü kaybederken arkadaşlarına koşup ayaklarına kapıldı. Boynuna sarılıp yüzünü omuzlarını okşamaya başladı. Ama genç adam hareket etmiyordu ve sonsuz bir karanlığa kapılmış gibi cansız bir şekilde oturmaya devam ediyordu. Zaman durmuştu. Genç kız dakikalar mı? Yoksa saatler mi geçti bilmiyordu. Bir anda Vlad konuşmaya başladı. Sesi soğuk ve kısıktı. Benim suçum. Hayır, senin ne alakası var? Eflak Prensliği'nde Osmanlı ile Macarlar arasında sürekli bir mücadele var. Bu ara Macarlar çok daha baskın. Babam onların şartlarını kabul edip kendini kurtarabilirdi. Ama o zaman da Osmanlılar ise tutukları iki olduğunu da idam ederdi. Radu ile beni. Babam bizi seçti ama bedelini kendi abimin hayatıyla ödedi. Sultan Murat benim için üzülüyor ama onun ölümünde onun da payı var. Vlad çok üzgünüm. Bir dakika boyunca sessiz kaldı. Sonra tekrar konuştu. Macarlar, Osmanlılar, hepsi düşmanımız. Onlardan başka bir şey beklenmez. Her şey açık. Korkunç olan kendi adamlarımızın bize ihanet etmesi. Aristokrasi lideri bizi ihanet etmeseydi abimle babam şimdi hayatta olurdu. O adam ailemizin dostu. Benim vaftiz babam Gradiş. Vlad öfkeli yumruğunu yere vurup bir toz bulutu kaldırdı. Gözlerinde korkunç bir nefret vardı. Onların intikamını alacağım. Hepsinden. Aristokratlardan da Osmanlılardan da. Onların en büyük kabusu olacağım. Ona destek olmam gerek. Ne söylesem ki? Vlad bence... Kafanı dağıtman, bunu unutman, yaşamaya devam etmen lazım. İntikam alman lazım. Yok etmek yerine sevdiklerinin hatırına var etmek lazım. Tabii ki bu. İntikam adaleti getirmez. Sadece intikam almak isteyeni yok eder. Düşün, babanla abinin en çok istediği şey ne olurdu? Senin ülkene layık bir hükümdar olmanı, ülkene özgürlük ve refah getirmeni. Bunu onların hatırını yapmak, işte bu en doğru yol. Şimdi değil ama şimdi acını yaşayabilir, yasını tutabilirsin. Ben ise gerektiği kadar yanında olacağım. Vlad uzun uzun bir noktaya dalıp kaldı. Sonra çok yavaş bir sesle onunla konuştu. Vaftiz babamı severdim. Sık sık evine giderdik. Bizi kardeşimle her zaman çok şımartırdı. Lale arkadaşına sıkıca sarıldı. Bir ışık parlaması. Kızın gözünün önünde çeşitli görüntüler canlandı. Bir zamanlar Vlad'ın gördüklerini şimdi net bir şekilde Lale gördü. Ferah bir salon, taş duvarlar, bir bayram havası. Vlad gel, vaftiz babamız çağırıyor. Büyük kardeşin eli küçük kardeşin elini tutup peşinden götürüyor. Onun orada yaş pasta var. Fransız kralının yediği yaş pastası gibi. İşe benim yaramaz yavrularım. Miesa, Vlad, gelin buraya. Hadi bakalım, hangisi sizin? Ben şu beyaz dilimi istiyorum. Tabii, sana ve Vlad'a. Çocuğa inanılmaz lezzetli olan sihirli bir şey uzatıyorlar. Fransız kralının yediği yaş pastalarından. Yiyince anlarım benim. Çocuklar tatlı yiyince gözleri keskin görür. Bu görüntü bulanık bir sese dönüştü. Bir ışık parlaması daha ve Lale geri döndü. Ah! Şimdi içinde çok başka bir şey hissediyordu. Sıcak, parlak bir ışık. Sonra Vlad'ın gözlerini gördü. Derinliklerinde bir yerde çok ufak da olsa aydınlık bir ışık yanmıştı sanki. Vlad'ın acısını hafiflettin ve ruh ışığının ayanması için ilk adımı attın. Peki. Teşekkür ederim Lale. Bunu nasıl yaptığımı bilmiyorum ama senin bu ışığın en büyük karanlığı bile aydınlatabiliyor. Ya.
Günümüz Romanya Şato. Kendime geldim. Panik içinde geçmişte gördüklerimi analiz etmeye başladım. Gradiş, Vlad'ın geçmişindeki hain vaftiz babası Gradiş. Şimdiki zamanda ise o genç Vlad'a benzeyen Vlad modern Gradiş'ten nefret ediyor. Hayır, bu bir tesadüf olamaz. Aynı yüzler, aynı isimler. Sadece 600 yıl farkıyla. Kalbim deli gibi çarpıyor, yüzüm yanıyordu. Şu ana kadar kendimi, geçmişe dair bu gördüklerimin garip ama gerçekliğimle alakası olmayan bir şey olduğunu ikna etmeye çalışıyordum. Gördüklerimi açıklamak o kadar imkansızdı ki beynim onları ciddiye almayı bile reddediyordu. Ama bundan sonra kendimi olanların dışına tutmak artık mümkün değildi. Geçmişteki Vlad, Aslan ve Lale, şimdiki Vlad, Leo ve ben oluyorlar. Sadece yüzlerimiz benzemiyor. Onlar biziz. Of, biraz daha ve reenkarnasyona inanacağım artık. Ama öyle olsa bile... Geçmişteki Vlad neden şimdiki Gradiş'ten nefret ediyor? Geçmiş hayatını mı hatırlıyor? Bu düşünceyi kabul etmek için bana çok zor geliyordu. Belki de bu sadece eski bir aileler arası kavgası. Gradiş eski bir Romanya soyunun varisi. Vlad da öyle. Belki de Gradiş'lerinin yüzünden atalarının öldüğünü bildiği için öyle tepki veriyor. Bu açıklama çok daha mantıklı geliyordu. Ama hemen ardından yeni bir aydınlanma yaşadım. Sonuçta geçmişteki Vlad genç Dracula ve eğer o gerçekten de şimdiki Vlad'ın atasıysa bu demek oluyor ki ben Dracula şatosunda yaşıyorum. Bu gerçeğin apaçık ortada oluşu beni şok etti. Tabii ki, şato 15. yüzyılda soğuk ormanın yanında inşa edilmiş. Okuduklarım doğruysa Dracula'nın mezarlığı da burada bir yerde. Ev sahibine söylediğini hiçbir yerde söylememesi normal. Of! Dili gibi heyecan yaptığım için yerimde oturamaz oldum. Hemen Vlad'ı bulmam lazım. Ona her şeyi sormak istiyorum. Koridora koştum. Kafamın içinde ise geçmişi gördüklerim yankılanıyordu. Genç Vlad'ın acısı, ailesinin ihanete uğradığı için yaşadığı hayal kırıklığı. O an düşündüm ki... Gradiş iyi ki gitmiş. Lila salonun önünde Valentin'i gördüm. Valentin, ev sahibini bulmama yardım et. Şu an nerede olduğunu biliyor musun? Bay Vlad yok şatoda. O ormana koştu. Bay Gradiş için. Ne? Gradiş çoktan gitmiş olmalı. Geri geldi, gitti. Siz, yol yok. Geri geldi. Ama neden oturup ormandalar? Teresa kara kedi geldi. Bay Gradiş'in kedisi onun ormana kaçtı. O gitti aramaya. Bay Vlad onunla. Tek kelime etmeden dışarı koştum. Kapıdan dışarı bakarken dikkatle karanlık ormanı inceledim. Ortalık sessiz, sisli ve soğuktu. Neredeler? Bir anda çığlıklardan acayip bir çığlık geldi. Bir erkek bağırıyordu. Sonra tuhaf uluma ve hırlama sesleri duyuldu. Oh hayır. Vlad'ın geçmişinde yaşadığı acı tekrar içimde uyandı. O kadar şiddetli bir duyguydu ki dayanamayıp inledim. O acı bir anda her şeyi sildi. Mantığı, korkuyu. Ben çığlığa doğru koştum. Yol bulmadan çığlıkların arasında dolanıyor, size doğru ilerlemeye çalışıyordum. O sırada çığlık sesleri azalıp inlemeye geçti. Sonra da tamamen sustu. Hayır, Vlad neredesiniz? Çığlıklardan bir hışırtı duyuldu. Kargaşa ve kısık çığlık sesi geldi. Sonunda açık alana çıktım ve gördüm. Gradiş hareket etmeden yerde yüzüstü yatıyordu. Etrafında ay ışığında görünen kan lekesi yayılıyordu. Yanında ise Vlad duruyordu. Laya. Bir saniye daha ve ben panik içine geri koşmaya başladım. Dağlar omuzlarıma vuruyor, gözlerim dehşetten göz yaşlarıyla doluyordu. Nereye koştuğumu anlamıyordum. Bir anda çalıkların içinden üzerime hızlı bir yürüdü. Adamın gözleri deli bir ateşle yanıyordu. Kalbim sıkıştı ve boşluğa düştü. Laya! Sese döndüm. Bir sonraki anda Leo beni kapıp bir tarafa çekti. Ah! İkimiz de yere düştük. Bir yanağım çimlerde göz kenarıyla Mihai'nin çığlıklarının içinde kaybolduğunu gördüm. Evet. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sizi morluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.